Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 7. sınıf matematik defterim kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Mini kazanım testi 2'deyiz. Birinci sorumuzu büyütelim. Mutlak değer içerisinde -100 sayısının toplam işlemine göre tersi. İlk önce bu sayıyı biz bir mutlak değerden çıkaralım. Burası +100 olarak çıkar. Peki arkadaşlar, +100'ün toplam işlemine göre tersi nedir? -100'dür. Dolayısıyla D şıkkımızı işaretledik. Verilen eşitliklere göre x artı y artı z işleminin sonucunu istemiş. Şimdi arkadaşlar, ilk önce maviye bakalım. Burada yer değiştirme özelliğini kullanmış. Baktığımızda arkadaşlar, x ile -1'in toplamı -1 ile +9'a eşit. Yani x'imiz buradan çok rahat bir şekilde +9'dur diyebiliriz. Y'ye geldim. 6 ile y'yi toplamışım, 0 yapmış. Bu arkadaşlar ters elemandır. Yani burası -6'dır. Son olarak z'ye geldim. Burada ise arkadaşlar hangi işlem kullanılmış? Birleşme özelliği kullanılmış. Baktığımız zaman bakın. Burada köşeli parantez -10 ile +6'da ama yan tarafta -1 ile -1 ile -10'a kaydırıyoruz. Yani arkadaşlar z'de -1 geldi. X, Y, Z'nin toplamını istedi benden. +9 artı -6 artı -1. +9 ile -6'yı topluyorum. İlk önce arkadaşlar mutlak değerce büyük olandan küçük olan çıkarılır. Yani 9'dan 6 çıkarılır. 3 ve mutlak değerce büyük olanın işareti konulur. Cevabım +3 oldu. Buraya geldim. Devamına -1'i koyduk. Şimdi +3 ile -1'e geldik. Yine mutlak değer, mutlakça büyük olandan küçük olan çıkarılacak ve büyük olan işareti konulacak. Cevabımız +2 oldu. Tablodaki tam sayılardan toplama işlemine göre birbirinin tersi olanlar silinecektir. Buna göre tabloda kalan tam sayıların toplamını istiyor benden. Arkadaşlar baktığımız zaman -3 ile +3 toplam işlemine göre birbirinin tersi. +4 ile -4 birbirinin tersi. 1 ile -1 birbirinin tersi. Geriye bu sayılar kaldı. Bunları toplayalım. -5 ile -7'yi toplayacağım. Sonra da +8 ile +6'yı toplayacağım. Bulduğum sonuçları topluyoruz. Buraya geldiğimiz zaman -5 ile -7'nin toplamı -12. Buraya geldiğim zaman +8 ile +6'nın toplamı +14. Bunları toplayalım. Mutlak değerlerine bakacağız. -12'nin mutlak değeri 12. +14'ün mutlak değeri 14. Aralarındaki fark kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Ve mutlak değerce büyük olan işareti artı olduğu için cevabım +2. Daire içine yazılan tam sayıların toplam işlemlerine göre tersleri karelere yazılacaktır. Karelere yazılan sayıların toplamını istiyor benden. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda -3 +3 oluyor. +10 -10 oluyor. +3 -3 oluyor. Bunları toplayalım. +3 ile -3 0 yaptı. Geriye sadece -10 kaldı. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük tam sayının toplam işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman rakamları farklı en küçük tam sayı. Negatif pozitif diye belirtmediği için çok rahat bir şekilde negatif alabiliriz. -987'dir. Bunun toplam işlemine göre tersi +987 oluyor. Verilen eşitliklerde x ve y sayılarının toplam işlemine göre terslerinin toplamını istemiş. Arkadaşlar ilk önce x'i bulalım. X +10 artı -11'dir. Ne yapıyoruz? Mutlak değerlerine bakıyoruz. Bunun mutlak değeri 10, bununki 11. Aralarındaki fark 1'dir. Ve mutlak değerce büyük olanın işareti konulur. Yani cevabımız -1 oldu. X'imiz -1'e eşit.
Y'ye gelelim. Eksi 5 artı 8 olur. Mutlak değerlerine bakacağız. Eksi 5'in mutlak değeri arkadaşlar 5'tir. Artı 8'in mutlak değeri 8'dir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Mutlak değerce büyük olandan küçük olan çıkarılır. 8'den 5'i çıkardım. 3 ve büyük olanın işareti olan artıyı koyarız. Yani cevabımız artı 3'tür. Peki benden ne istedim? X ve Y sayılarının toplama işlemine göre terslerinin toplamı. Eksi 1'in toplama işlemine göre tersi artı 1'dir. Artı 3'ün toplama işlemine göre tersi eksi 3'tür. Bunları toplayalım. Artı 1 artı eksi 3'tür. Ne yapıyoruz? Yine mutlak değerlerine bakacağız. Artı 1'in mutlak değeri 1'dir. Eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. 3'ten 1'i çıkardım. 2. Mutlak değerce büyük olanın işareti eksi olduğu için başına da eksi koydum. Cevabım eksi 2 oldu. Verilen işlem adımlarında toplama işleminin hangi özelliği kullanılmamıştır diyor. Şimdi bakın burada köşeli parantez artı 12 ile sıfırdaydı. İkinci işlemde köşeli parantez sıfırla eksi 12'ye kaymış. Yani arkadaşlar burada birleşme özelliği kullanılmış. Devam edelim. Artı 12, eksi 12 bunlar arkadaşlar ters elemanlardır. Bu da gitti. Sıfır etkisiz elemandır. Bunu da kullandık. Ama değişme özelliğini kullanmadık. Değişme özelliği neydi? Mesela artı 7 ile eksi 13'ün toplamı. Değişme özelliği kullanıldığında bu işlem eksi 13 ile artı 7'ye eşit olduğunu gösteriyordu. Değişme özelliği buydu. Ama burada onu kullanmadık. Yanda verilen işlem şemasına göre mavi kutulara aşağıdaki sayılardan hangisi yazılamaz demiş. Arkadaşlar bakın. İkisinin toplamı sıfırmış. Yani bunlar birbirlerine göre ters eleman olacak. Eksi 1 ile artı 1'in toplamı sıfırdır. 0 ile 0'ın toplamı sıfırdır. Eksi 4 ile artı 4'ün toplamı sıfırdır. Eksi 3 ile eksi 3'ün toplamı eksi 6'dır. Dolayısıyla bunlar yazılamaz dedik. C şıkkımızı işaretledik. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.